Elif Ergül, 23 yaşındayım. Kendimi bildim bileli bu sektördeyim. Araç işlerim içindeyim yani. Lojistik nakliye operasyon yöneticiliği yapıyorum. Medikal süt dağıtımı yapıyorum normalde. Babam bir sene önce, 1,5 sene aldı. 2 tane atlı dolmuş aldı. Arkadaşın o gün ayağı hafiften bir rahatsızlık vermiş. Tamam ben geleyim o zaman dedim. O günden sonra buralara kadar geldik onu. Bir kere çıkacağız dedim. Bayağı uzadı. Olay buralara kadar geldi. Ben bu zamana kadar yük taşımacılığı yaptım. İnsan taşımacılığı daha titizlik, iletişim, sabır, saygı istiyor. Biz yolcularla az çok onu sağlamaya çalışıyoruz, sağlıyoruz. Tanımadığınız insanın sırf ona eşlik ettiniz diye inerken bir teşekkür etmesi bile çok mutluluk veren bir olay. Yolcuların tepkisi genel olarak güzel. Bazen yanımda şoför arkadaş oluyor. Onu arkaya atıyoruz. Biz kadın kadına sohbet ediyoruz gidene kadar. Bütün kadınlarımızı destekliyorum. Onlara daha çok dolmuşlarda görmek istemiyorlardı. Şaşırdınız mı peki görünce? Evet ama güzel bir teşvik oldu bütün kadınlarımız için. Geç de olsa mutluyuz yani. Yani erkeklerden bayanlar çok daha başarılı. En azından erkekler gibi biz erkekler ama bizler gibi kaba olmuyorlar yani. Kurallara bizlerden daha fazla uyuyorlar. Yani çok mutlu olduk. Gördüm ki kadın isterse yapamayacağı şey yokmuş. Ben çok memnun kaldım açıkçası. Huzurlu geldim açık. Öyle söyleyeyim. Bu ilk ve son olmamalı. Amca şey demişti. Nasıl olacak bu şekilde gidecek miyiz? Böyle bir tedirgin. Bindiği andan itibaren durağın en başından da binen bir amca vardı arkadan. Ben de 50 yıllık şoförüm, böyle güzel kullanan kadın görmedim diye. Bir o aklıma gelen. Başka kimse öyle kötü bir şey söylemedi. Arabaya binerken bakmıyorlar kim var diye. Şöyle bir kafasını kaldırdığında aa kadın diyorlar. Enteresan olan bu sadece. Bazen servise falan gidiyoruz sanıyorlar herhalde. Durdurmuyorlar. Arabada yolcuları gördükten sonra el uzatıyorlar. Bizim duraktaki yani ekip arkadaşlarımız iyiler. Ben de o şu yönden şanslıydım. Benim hep iyi insanlar çıktı karşıma. Orada da mesela hep bir yapıcı tavırları vardı. Bak burada bunu yaparsan daha iyi olur. Şurada şunu yaparsan ya da bilmediğim şeyler, en ufak noktalar, hepsini farklı farklı bildikleri. Hepsi kendi deneyimlerini benimle paylaştılar. İyilerdi. Şimdi bas konuşta mesela hanımlar B'ye geçtik. Daha böyle bir şey konuşuyorlar. İyiler yani. Ekip arkadaşlarım da iyi. Onlar da çok destek oldular. İnşallah devamı gelir diyorlar. Mesleğimiz adına da ve durağımız adına da çok iyi bir dokunuş oldu. Bence bayanların her anlamda her işe yapabileceklerine ben burada bir daha emin oldum. Kızım olsa ben de bu mesleği yapsın isterdim yani. Devamı inşallah gelir. Biz açarız güvenç başkanımla birlikte. İnşallah kadın şoförler gelir. Oryantasyon sürecini birlikte tamamlarız. Biz bunları çok istiyoruz yani artık. Trafikte daha anlayışlı olalım. Özellikle dolmuş şoförlerine karşı, onların da evlerine ekmek götürmek istediğinin farkına varalım. İnsan işin içine girmeden bilmiyor. Ben de dışarıdayken biraz ön yargılıydım. İşlerine girince daha çok ön yargım kırıldı. Hepsi iyi insanlar. İş üstündeyken bazen sinirlenebiliyorlar, gerilebiliyorlar. Biz biraz sadece anlayışlı olalım. Kötü altyapı kötü yani. Kadın olarak trafikte araç kullanıyorsanız kötü kullanıyorsunuz gibi bir algı var. Kadının şoför olmasıyla alakalı bir durum değil. O direksiyona oturmanız yeterli. Sürekli kendim trafikte olduğum için sorunlara alıştım. Hemen çözüme çalıştırıp güne devam etme fikrindeyim. Onlara takılıp kalırsak günümüz bitecek, vakit değerli. 21. yüzyıldayız. Artık hiçbir şeyi biz böyle yapamayız, edemeyiz diye arkamıza atmayalım. Bir şeyi istiyorsak kimsenin ne dediğini aldırış etmeden kendimiz yapalım. Ben en başta çıktığımda da bana yapamazsın dediler. Bir hafta sonra benim onu yaptığımı gördüğü zaman adamın tepkisi çok şey böyle. Bir bakıyor sadece, o mahcubiyetle arkasını dönüyor. Başka yaptıkları hiçbir şey yok öyle. O öyle insanlar. Ya bunları da kalkıp bir şey diyemezsiniz. Bunlar kafasında kalıplaştırılmış artık. Öyle insanların. Ama biz geldik 21. yüzyıla. Arkadaşlar ya,
çabalarının peşinden gitsinler, bir şeyleri elde etsinler. Yani boş boş geçmiyor, hiçbir şey geçmiyor.